Yani bugün yapmak istediğimiz ana amaç şu, sektörün 1950'lerden bugüne kadar gelen sürecin içerisinde farklı gözlerden, farklı bakış açılarından nasıl ilerlediğini görmek. Ercan Bey ile birlikte bir firmanın, bir markanın hem modüler mobilyaya geçişi ve onunla birlikte bunun bir profesyonelin gözündenki sürecini gördük. Diğer taraftan Fikret Hocam'la birlikte bu işin eğitim sürecinde ve aynı zamanda standartlar ve normlar tarafında neler olduğunu bir bakıma gördük. Şimdi Ersa özeline dönüp, Ersa özelinde de 50'den 58'den bugüne kadar geldiğimiz sürecin içerisinde bir girişimcinin zanaatle, el işçiliğiyle başladığı bir mobilya sürecine sonrasında endüstriyelleşme, makineleşme ile birlikte ne noktaya getirdiği, işin içine ne kadar teknolojiyi entegre ettiği ve bunu aile olarak nasıl devam ettirdiği, aslında sektörün 3 farklı alanından farklı birer gözle birer case study çalışması yapmaya çalıştık. Videoyu anlatmak için biraz bahsedeyim nasıl bir süreç oldu. 2011 yılında konuşurken dedeyle bir arada bunu dedim, anlatıyorsun bu hikayeleri. Bu anlattığın hikayeleri biz bir de kayda alalım. Yani bugünkü kayıt da benim için o anlamda önemli. Firmaların bu kronolojilerinin dokümante edilmesi açısından. Dedeyle birlikte oturduk. Ben karşısına kamerayı koydum. O gün babam da yanımdaydı. Karşılıklı olarak ona sorduk. Dedik, neler yaptın? Bize baştan itibaren bir anlat. Hatta bugün bu videoyu yayınlayıp yayınlamamak konusunda da bir kararsız kalmıştık. Sonra bunu yayınlamanın gerekli olduğunu düşündük. Önce kendisine söz vereceğiz. Kendisi biraz kendi gözünden, askerden döndükten sonraki süreçten 1990'lara kadar ki süreci biraz bize özetleyecek. O arada yanlarına gelerek Erol Beylerin, Ercan Beylerin o dönemde süreçte yaşadıkları şeyleri de dahil edecekleri bir hikayeye dönüştürüp sonunda da şu şekilde aslında toparlamak istiyoruz. Kendileri daha iyi anlatacaktır ama aynı zamanda şu anda Erol Bey aynı zamanda Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'nde başkan yardımcısı. Ercan Bey onun haricinde TOB'da Mobilya Sektör Meclis Başkanı, Ofis Mobilyacı Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı, Türkiye Mobilya Federasyonu Başkanı, Başkan Yardımcısı, mobilya anlamında sivil toplum kuruluşları içerisinde çok fazla görev ve göreve sahipler. Sektörü daha ileriye taşımak adına. Ben onların adına onu söylemiş olayım. Bu çalışma da bizim için bu şekilde önemli. Ben bu haliyle videoya buradan yapıyorum, mikrofonu veriyorum. Buyurun. 55 yılında askerden geldim. Babamın manfatura dükkanı var. Orada çalışıyorum. Manfaturadan başka şeyleri de satıyoruz. Bu arada Sivas'ta bir radyoloji yapan adamdan radyola aldım. Getirdik, satıyoruz. Günün birinde o adam şarkısı diye geldi, bize geldi. Konuşurken ne yapıyor, ne ediyor? Ben hastayım. Bu hava, Sivas'ın havası sert. İzmir'e gideceğim. Halı dükkanımdan metal eşya dükkanı satacağım. Ben o zaman o kaybolana ilgilendim. Gittik, baktık. Konuştuk. Ne yapacağız, nasıl yapacağız diye. Ben söylettim. Babam, amcam olur mu, olmaz mı diye düşünüyorlar. Bunun için yaparım dedim. Satın aldık. Yarısını ortak olduk oraya. Başladık. Derken bir sene olmadan adamlar bizim hissemizde hanım dediler. Onu da senetle aldık. Madeni uzun vadeli. İşe başlamış olduk. iletişimimiz spor saraya başlayın. Sivas'ta. Ona işte şu kadar sandalye yaptık. Dolayısıyla dolabına bizden başka arz çelik, teknik çelik, bilmem İstanbul'un ileri gelen çelik işi yapan firmaları da iştirak etmişti. Ben bir hesap yaptım. İş bizde kaldı. Şimdi iş bizde kaldı, Sivas'ta yapmak. Eylül'den sadece götürmek Sivas'a. Sivas'ta yapıp geri İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya getirmek. Bu iş yanlış. Dedik, geldik sitelerde kiralık yer tuttuk. Sivas'tan çok kısa bir zamanda bir hafta içerisinde taşındık. Evimize taşındık. 1978'e, 79'a kadar her sene ihalelerin ranza dosya dolabı ihalesinin biz alıyorduk. Bu arada ben arsa aldım. O arsaya 4 kat 500 metreydi arsanın büyüklüğü. 4 kat bina yaptık. Erol üniversiteye giriyor. Erdem'den Ercan'da kolejde okuyor. Ve iş yerine gelip gidiyorlar. Bakıyorlar. Bazı işlere yardım ediyorlar. Derken tabii okullar da bitti. Onlar da yardım oldu. Birlikte işin büyüdü. Şimdi bu organize sanayi altyapısı yapıldı. Herkese parseller var. Parsellerinde alanlar inşaat yapıyorlar. Bu arada ilk organize sanayi bölgesinde Ersa'yı biz yaptık. Ve ilk taşındık organize sanayi bölgesine. Çalışma devam etti. Benim isteğim, ailemizin bu iş yerini daha büyütmesini, kapatmasını isterim. Dileğim Allah'tan odur. Çünkü bir takım eziyetlerle geldik buraya. Çalışan personelde biz hakkını vermeliyiz. Adamların ücretlerini vakit geçirmeden ödemeliyiz. Her şeyden önce dürüst bir firma. Piyasada alışveriş ettiğimiz insanlarla iyi ilişkiler içinde olmak. Ürünlerimiz hakkında kaliteli yapmalıyız ki alan memnun olsun, bir başkası da ona bakarak alsın. Merhaba, Erol Ata, Ersa Mobilya'nın 2. kuşak temsilcilerinden biriyim. Bu 1958'de başlayan süreçte 63 yaşında olduğum için her kademesinde birebir yaşayarak bugünlere geldim. Öncelikle babamızı, biz dedemizi, babamızı, aile büyüğümüzü 21 Mart 2017, yani bundan 50 gün önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Biz bu Ersan'ın bugüne gelmesinde, ata ailesinin birlikteliğinin bugüne kadar bozulmadan gelmesinde annemle birlikte babama çok şeyler borçluyuz. İyi ki onlar vardı, iyi ki biz onların çocuklarıydık. Bizi çok iyi yetiştirmişler. Biz bu birlikteliği birkaç nesil daha götürme çabasıyla, onun gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu işin en güzel taraflarından birisi de 2010'dan bu yana tam olarak profesyonelleşmeye başladık. Eskiden tam bir aile şirketiydik. Muhasebeyi kendimiz tutuyorduk. Üretimde eksik olan işlerin yerinde bizler gerektiğinde boya yaptık, gerektiğinde preslerde çalıştık, gerektiğinde kamyon yükledik, gerektiğinde saç indirdik. Her aşamasında görev yaptık ama 2010'dan sonra artık kurumsallaşmanın gerekliliğine inandığımız için bir takım çalışmasına ihtiyaç duyduğumuz noktada da profesyonelleştik. Yönetime profesyonel arkadaşlar dahil ederek tam bir takım çalışması içine girdik. Bu tür şeyler paylaştıkça, yardımlaştıkça daha verimli ortamlara geliyor. Burada tabii hem şirket bünyesinde yer alan arkadaşlar hem de dışarıdan destek aldığımız, işte Ece Hanım gibi, Oğuz Bey gibi destek aldığımız arkadaşlarla bu süreci başarılı bir şekilde sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Şimdi aslında babamız çok şeyi çok özet olarak geçti. Benim anlatacaklarımın büyük çoğunu zaten anlattı ama ben kilometre taşlarını vurgulamaya çalışacağım. Hem Ercan Hocam hem de Fikret Hocam kelebeğin sürecini çok güzel anlattılar. Fikret Hocam da göçebe döneminden başlayıp, göçebelikten başlayıp yerleşik düzene geçmeyle ortaya çıkan mobilya ihtiyacından çok güzel bahsettiler. O bölümler zaten Türkiye mobilya tarihinin kilometre taşlarıydı. Ben hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Çocukken 1960'lı yılların başıydı. Dedem her iki dedemde mobilya, manifatura ve mefruşat satardı. Aynı zamanda da bulunduğumuz ilçede Hava Radar Mevzi Komutanlığı olduğu için de çok sayıda asker vardı ve biz o küçücük dükkanda dedemlerin mobilya sattığını biliriz. Ama o zamanki tabii mobilya anlayışı yemek masası, yemek sandalyesiyle başlayan bir süreçti. Sizin bahsettiğiniz zamanlardaki gibi sedirler, yüklükler falan zaten olduğu için evde onun dışında bir yemek masası ve sandalye ihtiyacı en büyük ihtiyaçtı. Biz dükkanda, dedemin dükkanında mobilyayı satarken kendi evimizde yıllarca yer sofrasında yemek yedik. Ben her iki dedeme de sıklıkla sorardım. Dede, dükkanda masa var, sandalye var ama bizim evde bunlar yok. Niye derdim? Oğlum, onlar lüks işi, onlar bize yaramaz. Biz yer sofrası alışkanlığımız var, onu kullanıyoruz derdim. Tabii bu sürecin bu şekilde gelişmiş olması, dünyayla entegre olmanın getirdiği bir takım faydalarla birlikte mobilya sektörünün gelişmiş olması da ayrı bir güzellik. Biz doğru bir yolda gittiğimizi düşünüyorum, babalarımızın verdiği karar doğrultusunda. Ben babamın değinmediği birkaç konuya değinmek istiyorum. Özellikle 1958 yılında bu karyola üreten tesisin önce ortak olarak sonra da satın alınmasıyla birlikte gelişen süreçte en büyük sıkıntıyı malzeme temininde çektiğimizi hatırlıyorum. O zaman daha 6 yaşındayım ben. Ama okuldan önce ben işe başladım. Kardeşlerim de öyle. Çoğumuz çocukluk döneminde işe başladığımız için bu süreçlerin hepsinde yaşadık. Saç varillerini keserek düzleştirip onlardan masa tablası ve masalar için ayaklar yaptıklarını hatırlıyorum. Boyayı yanımızdaki bizim yerimiz 150 metrekare civarında bir yerdi. Ama Sivas'ta şehrin merkezindeydi. Hani siz dediniz ya İstanbul'da Haliç'te kontra fabrikası vardı diye. Biz de Sivas'ta yanımızda bir pastanenin olduğu bir dükkanda atölye olarak çalışıyorduk. Çatı katında bir metreye bir kapaktan yukarıya malzeme taşıyarak boya atardık. Hemen yanımız pastaneydi. Yan tarafta pasta yapılırdı. Biz orada boya atardık. Ne kadar sağlıklı olduğunu artık düşünün. Ortamın. Bizim açımızdan bir şey yok ama pastanede yapılan ürünlerde mutlaka boya katkısı vardır. Pastaneden pastaneye valla o hala var mı yok mu bilmiyorum ama o zaman öyle bir ortam vardı. Arada bir tane siyah perde olduğunu hatırlıyorum. Siz de o pastanede pasta alıyor mu? Yiyorduk tabii. Ama siz az önce de siz de anlattınız ya, hemen yanımızdaki sunta fabrikasında üretilen sunta Türkiye'de yok satıyordu. Ama biz kullanamıyorduk. Niye? Formaldehiti yüksek olduğu için aslında doğru olmayan bir malzeme üretiliyor ama ne üretseniz satıldığı için de alıcısı çok. O zaman çevre sağlığı, işçi sağlığı gibi bir takım sosyal şeyler, indikatörler pek önemli değildi o tarihlerde. Belki bugünkü sağlığımızın bozulmasının bir nedeni de bu geçmişteki bu acı tecrübeler de olabilir. Neyse biz 1967 yılında o zamana kadar bu küçük atölyelerde yürürken Atagür'ün yani ilk şirketimizin bir atölyesini kurduk. Daha büyük bir tesis olarak Sivas'ta. Hemen bir yıl sonra da Devlet Malzeme Ofisi ile tanıştık. Babamın orada bahsettiği gibi Arçelik'le dosya dolabında, soyunma dolabında rekabet edecek konuma geldik. Çok kısa bir süre sonra da 1971 yılında aldığımız bir büyük ihaleyi Ankara'da, merkezde yapmanın getireceği rahatlığı görerek Ankara'ya taşındık. Çok ani bir kararla. Ondan sonra da süreç büyüdü. 1978 yılında şirketin adı değişti. Bizler daha aktif olarak devreye girdik. 1990 yılında kilometre taşları olarak ben bunları özetlemeye çalışıyorum. Organize sanayiye ilk taşınan firma olmanın gururunu hala taşırım. Sonrasında da işte 2000 yılında başka şeyler devreye girdi. Ben burada bir ara vereyim. Ercan belki orada bir şeyler anlatır. Merhaba, ben Ercan Ata. Ben ailenin en küçüğüm. Biz 5 kardeşiz. Düşünürken babam da 5 erkek kardeş. Annem de 5 kardeş. Annem de tek kızdı. Bizim halamız, teyzemiz yok. Hep 5'lerden gitmişiz bu şekilde. Arçeli'yi ben Yalçın biraz bahsetti. Sivaslıyız. 62 doğumluyum. Benim 3 çocuğum var. Ben de işletme mezunuyum. Erol Bey söyledi, iktisat mezunu oldu. İkimiz de serbest muhasebeci mali müşaviriz aynı zamanda. Belgemizde var. 99'da OMSİAD bir dernek kurdu, ofis mobilyacılar. Ben 2 sene sonra yönetime alındım, üye olmuştuk. 12 yıldır da onun başkanlığını yürütüyorum. Nuri Tüna'dan aldım ben görevi. Tabii bu tür STK'larda olmak insana çok şey katıyor. İnşallah bu sene bırakmaya niyetim var. Bu da biraz siyasetçi gibi oldu. Koltuğa oturunca bırakılmıyor. 3. dönemim bu. İnşallah niyetim bu sene bırakmak. Aynı zamanda Türkiye Odalar Borsa Birliği'nde sektör meclisine Davut Doğanlar'dan, Kelebek ve Doğu Taş'ın sahibinden 10 sene sonra görevi devraldım. O da 10 sene bırakmadı koltuğu. Zorla bir daha olsa aldık orada. Bir de federasyon kurduk biz 3 sene önce. Mobilya Federasyonu. Orada da başkan yardımcılığım var. Federasyonu kurmak çok önemliydi. Sektörün gelişimi için daha sonra da inşallah değinirim orada. ben biraz karışık konuşabiliyorum. Bazen ERSA, bazen sektörle ilgili. Arçelik'in kuruluş amacını bilen var mı? Arçelik'in kuruluş amacı devletin mobilya ihtiyacını karşılamak için kurulmuş ve Devlet Malzeme Ofisi de Arçelik'e ortaktır. İlk başlarda devletin mobilya ihtiyacını yaparken daha sonra bizlerin de sektöre girmesiyle onlar işte beyaz eşyaya, buzdolabına katma değeri daha yüksek ürünlere geçtiler. Bizler Erman'ın dediği gibi hem okuduk hem çalıştık aslında. Ben askerden geldikten sonra şu süreci hatırlıyorum. Erol Bey onlardan bahsetti. Tabii aslında bir sürü kelime söyleyebilirim. Sizler biliyorsunuz da Ercan Hocam mesela bir kalpit kazanı biliyor musunuz, duydunuz mu? Eskiden haberlerde kalpit kazanı patlardı. Çalışanlar ölürdü. Kaynak yapmak için, oksijen kaynağı yapmak için oksijen üretmeniz gerekiyordu. Bunu üretmek için de oksijen tüpte satılmadığı için suyun içine kömüre benzer taşlar atılırdı. Bu kimyasal olarak reaksiyon gösterince oksijen gazı elde ederdik. Çok bir detay ama aslında olmayan şeylerle bu sektör büyüdü. Yani kaynak yapmak için hayati tehlikeniz vardı. Eğer orada hata olursa patlıyordu ve insanlar ölüyordu, hatırlarsanız. Elektrik kaynağı vardı. Yani şu andaki aslında teknolojik gelişmeler tabii çok daha farklı, sektöre çok büyük ivmeler kazandırdı. Biz askerden geldik, devlet malzeme iş yapıyoruz. Tabii bir de bugün yolda onu düşünmüşse bir kolon vardır, koltuklarda kullanılır. Otomobil lastikleri hiç gördünüz mü? Hatırlar mısınız? Eskiden hurdacılar keserler, tek tek ince şerit yaparlar. Koltuklarda kullanılan kolon üretilmediği için otomobil lastiklerini sitelerde koltukça döşemenin içine kullandık. Yani böyle mobilya üretildi. Yani tekstil, kolon, bunlar aslında bu ürünleri bulup sergilemek lazım. Biz askerden geldik. Devlet malzeme iş yapıyoruz. Devlet malzemeye masa üretiyoruz. Aldığımız sayılar da 10 bin, 15 bin. Dolap alıyoruz 10 bin. Yani bir senelik işler alıyorduk. Tabi burada bir ambalaj standardı yoktu. Biz bunu Türkiye'nin her yerine teslim ediyorduk. Yani Türkiye'deki devlet malzemenin 21 şehirde, bölgede depoları vardı. Bunları oraya sevk etmek zorundasınız. Teslimat yapıyorsunuz. Sonra resmi dairelere gidiyor. Biz bunları birer yumurta gibi battaniyelerle sarardık. Özel lastikler yapardık. Sevk ederdik, götürdük. Daha sonra biz orada muayene yapılırdı tek tek. Müşteri alırdı, metal dolabı yere yatırırdı. Bir kişi sürüyerek arabalara yükler götürürdü. Yani öyle şeyler yaşadık ki aslında biz ambalaj malzemesi yoktu. Yani ambalajda saramıyorduk ürünü. Bunları öğrendik. Bu kültürler gelişti. Devlet Malzeme Ofisi'ne ziyarette genel müdürümüz demiş ki ya artık demiş siz çelik eşyacısınız ki aslında biz Sivas'tayken ahşap atölyemiz de vardı. Formica, yani aslında Formica markası Türkiye'de Formica olarak Oralet Rezo gibi düşünün. Formica'dan ev mobilyası üretiyorduk. Soğuk presler vardı. O zamanki tabii şartlarla şu andaki şartlar aynı değil biliyorsunuz. Atölye bazlı üretimler de yapıyorduk. Laminat diye bir malzeme çıkmış. Artık siz kendinize başka iş arayın. Tepe Mobilya bunu getirmişti. Bir makine almış. İşte ben de askerden gelmiştim. Hemen gittim devlet malzeme. Bir tane masa aldım geldim. Söktük demonte. Baktık çok kolay. Yani biz daha zor işler yapıyoruz çünkü. Bununla ilgili de Alman malı bir makine gerekiyordu. Almanların bir teknolojisi bu. Laminatın ısıtılarak esnemesi. Aslında postforming teknolojisi diye. Ondan sonra bunun hep duyuyoruz işte firma çok sorun var. Teslimatta çok sorun çekiyor. Demonte olduğu için işte sol karışıyor, sağa karışıyor. Tamam modüler demonte etmek kolay ama bunun da bu kültürü almak, teknoloji aynı yani bir sol yağı, bir sağ yağını masaya, pakete koyacaksınız ki müşteri ektiği zaman, açtığı zaman size sayı tutacak, dilik tutacak falan. Baktık bunu üreten hocalarımızın olduğu üretim yerlerinde sıkıntılar olduğunu gördük. Biz de ihaleye girdik, makineyi aldık ve ihaleyi aldık. Yani bizim üstümüze kaldı ihale. Ve bunu da başarıyla ürettik. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Laminat Türkiye'de SEKA üretiyor. O zaman devletin Bolu'da Özcan Bey var, rahmetlik oldu. Ben de yaş 55'e gelince tanıdığım çoğu insan aslında hocalarımdan da çok rahmetlik oldu. Hocalarımla da ben çok çalıştım. Hocamı da Fikri Ertek, gene çok sevdiğim bir hocam vasıtasıyla bulduk. Haydar Hocam, Necati Hocam, yani aslında üzülüyorum. Bunların hepsi sağken bir araya gelip bu çekimleri yapmak gerekiyordu. Çünkü bunlar ilk işte Hilton Oteli'ni yapan, ilk Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza mobilya yapan insanlar aslında ve bunlar bir ekol. Maalesef bugün de söyledim hocama belki 100 tane isim sayabiliriz başlar. Ondan sonra kayboldu bunlar. Yani bunlar biraz önce Oğuz'a değindi, köy enstitüleri veya bu okullar geçenler gerçekten ülkesini, işini seven insanlar ya da mesleğini seven mi diyelim, değer veren, ülke kelime belki yanlış, yani gerçekten yaptığı işten zevk alan, işini doğru yapan insanlardı. Düşünün, yokluk olan bir zamanda, yani olmayan malzemeyle, olmayan boyayla, olmayan aksesuarla yapılan üretimlerden bahsediyoruz. Şu an iş yapmak o kadar basit ki, her şey var zaten. Yani şu anda internete giriyorsunuz, işte menteşe de buluyorsunuz. Zaten siz bulmasanız da şu anda insanlar yapım satmaya çalışıyor. Ben geçen 2 ay önce de Muhtar Kent'in bir sohbetine gittim, 1 saat. En etkilendiğim kısım şu olmuştu. Coca-Cola diyor, Türkiye'de kola üretecek, döviz yok diyor. Ham madde ithal edemiyoruz, izin yok. Tarla aldık 300 dönüm, domates ekledik, salça fabrikası kurduk, salça yaptık, ihracat yaptık. O dövizle Coca-Cola'nın ham maddesini getirdik. Şimdi bakın, bir yabancı, bir dünya devi iş yapmak için nasıl bir mücadele yapıyor, yani Türkiye'ye geliyor. Bu beni, duyunu çok etkiledi. Yani Türkiye gibi ülkeye geliyor, Coca-Cola satıp para kazanmak istiyor. Bunun için arazi yapıyor, domates ekiyor, salça fabrikası kuruyor ve salça üreterek döviz kazanıp bunun mücadelesini yapıyor. Aslında orada da para kazanıyorduk diyor. Toparlarsak bu neyi konuşuyorum? Dediğim gibi biraz dağıtıyorum. Devlet malzemeyi konuştuk. Laminata girdik. Özcan Bey söyledim. SEKA laminat üretiyor. Bunun reçinesi özel. Biraz da biz kaynaştık. Çok emeği var. Türkiye'deki laminatta, mobilya sektöründe Özcan Bey'in de. Sabah Doş bir pikaba biniyor. Üretim yapıyor. Hazırlıyor bir gün önceden. Erkenden geliyor. Bizim makinemizde laminatı deniyoruz. Yani bu şey gibi, bu yoğurt olmuş tutacak. Tamam, telefon açıyoruz. Tamam, devam. Reçine doğru bükülebiliyorsa, bazen de bükülemiyor çünkü yanıyor. Yani o reçinenin ayarı veya ham madde doğru değilse laminatlar çöpe gidiyor. Çünkü pres diyorsunuz, preslikten sonra bükmeniz gerekiyor. Enteresan yıllar. Sonra fuarlara gittik. Bir İzmir fuarında CNC makineyle karşılaştık, point to point. Bu bizim çok ufkumuzu açtı. Ben babamı çok takdir ediyorum. Gerçekten çok çalışkan insandı. Farklı bir insandı. Mesela bizim şirketimize bilgisayarı zorla aldırdı. Muhasebe onunla tutturdu. Yani düşünün, bizlerin söylememiz gereken şeyler hep o söylüyordu. Bu makineyi de bize aldırdı. Türkiye'de ya 2.'yiz ya 3.'yüz, tam bilmiyorum. Yani bu makineyi biz şöyle duymuştuk. IKEA Türkiye'de üretim yaptırıyordu o zaman. Birkaç üretim yaptırdığı firmaya bu makineyi önermiş, üründen hatasız çıkması için. Biz duyuyorduk, böyle bir şehir efsanesi gibi. Kendi kendine gidiyor, deliyor, kesiyor falan gibiydi. Yani CNC değil, numerik kontrolü makineler bunlar, daha eski. Mesela bunu hemen cesaret ettik, aldık. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ama makine almakla yetmiyorsun dediğiniz gibi. Bir, şimdi teknisyen geldi, İngilizce bilmiyor. Ben matematiği çok iyi bilmiyorum. Programlamak için dil yazıyorsun. Yani tanjant, kotanjant bilmeniz gerekiyor. Bir Ankara'da rahibe okulundan mezun bir İtalyan bulduk hanımefendi. Çok tatlıydı. Bana çok matematik öğretti. Beraberce matematik çalıştık. Çünkü makineye git demek için git de olmuyordu. Yani şu anda öyle değil. Şu anda çiziyorsunuz, gidiyor. Orada nasıl gideceğini, nasıl yoldan gideceğini, nasıl gireceğini, çıkacağını tekrar nerede? Yani siz programı yazıyorsunuz orada. Yani biz bunu kullanmaya başladığımız zaman bir arayüz yazmak zorundasınız. Yani tamam, her şey hazır. Ama şu anda nasıl? AutoCAD'de çiziyorsunuz, diyorsunuz ki bunu yap diyorsunuz, programı kendi yazıyor. Yani belli bir yaştan sonra onlarla uğraştık. Sonra hava yoktu. Nasıl hava yoktu? Makine çalışmaya başladı. 3. gün İtalyan çıldırıyor. Pistonlar inmiyor. Ne oluyor? Hiç unutamıyorum. Açtı musluğu, su akıyor. Burada su akıyor. Ya tabii su, yani çünkü kompresör var da vidalı kompresör değil. Normal kompresör var. Tesisatlardan belli bir zaman sonra su kurutma yok. Yani bu kompresörü bulduğumuza dua ediyoruz. Biz böyle bir ülkede o makineyi getirmek, satması bence enteresan. Yani çünkü o makine kısa sürede harcıyor. Bunlar işte hocaları bulduk tekrar. Filtre bulamadığım için boruları ters çevirdik, dolaştırıyorduk. Orada fiziksel olarak filtre yapıyorduk gibi şeylerle uğraştık. Sonra ben bu makinelerde biraz uzmanlaştım. O makinelerden satıldı Ankara'da çokça. İtalyan gelince beni çağırıyordu. Gel diyordu, çünkü yani elektrik gidiyor, voltaj gidiyor. Bunun nereden arızalanıyor? Yani Avrupa'da olsa o arıza başka, Türkiye'deki şey sudan mı, havadan mı, elektrikten mi gibi. Çevremdeki sektöre de çok yardımcı oldum diyebilirim. Biz şu anda hani bir yeni bir moda var. 4.0 deniyor ama biz dijital dönüşüm diyoruz. Fabrikada aslında aldığımız makinelerin çoğu o yönde gidiyor. Yan üretimle uğraşıyoruz. Erol Bey biraz bahsetti. 2000 yılından itibaren aslında şöyle ofis mobilyasında süreç biraz zor biliyorsunuz. Tasarım ve kendi ürününüz olması gerekiyor. Biz aslında hep iş bize geldi. Biz işe gitmedik yıllarca 2001 krizine kadar. Çünkü yapamayacağımız kadar işler oldu. Büyümek de istemiyorduk aslında. Ben biraz cesaret gösterdim. İşte mühendis aldık. Ben mühendis aldım. Mühendis kaçak aldım aslında. Biraz böyle mesela gerçekten yani başka bir arkadaşın adını aldık. Çünkü şu anda da aslında öyle biliyorsunuz. Bir çalışma barışı veya bir Türkiye'de maalesef şeyi kuramadık. Yani şunu söyleyeyim. STK görevlerim de var. Ya diyorum hanımı boşayabiliyorum. Çalışan adamı çıkaramıyoruz. Şimdi de bir geri dönüş davaları başladı. Her şirketin çok fazla davası var. Sektörün büyümesi için onu da halletmemiz lazım. O sektör sorunlarına da sonra değinebiliriz. Sen biraz konuş da ben sonra toparlayayım. Ben biraz daha atayım. Şimdi Ercan'ın söylediği son cümleden yola çıkarak bir şeyler anlatayım. Tabii vaktimiz ne kadardır bilmiyorum onu ama biz Ankara'ya gittik. Sadece yani bizim konuşmalarımız aslında sadece ERSA bağlamında değil, sektörle de ilgili. Az önce Ercan'ın da söylediği gibi sektörde çok kısır bir döngü var. Her sektörde olduğu gibi. Mobilyada da öyle. İşi iyi bilen, iyi becerebilen elemanlar ya da çalışanlar çok kısa süre içinde başka bir firmaya geçmeyi kendilerine görev kabul ediyorlar. Biz önceki yıllarda, ben 60'lı yıllarda hatırlıyorum, bizde çalışan işçi ayrılırken bir bonservisi vardı. Çok yapraklı nüfus cüzdanları gibi çok yapraklı bir bonservis sistemi vardı. Bir fotoğraf, adı, soyadı, iş yerindeki en son görevi ve onunla ilgili de iş yeri yetkilisinin kanaatı. Aynı devlet memurlarındaki sicil sistemi gibi. İşte şurada, şu görevde çalışmıştır, işte iyidir ya da şöyle eksikleri vardır gibi yazar, imzalar, kaşeyi basar. Sizden sonraki gideceği yere o bir referanstır. O sistem yazılı olmamakla birlikte yeni bir işe müracaat eden için bonservisini getir diye ilk tepkiyi alır. O bonservise göre iş alıp alamayacağınız, işe başlayıp başlayamayacağınız belli olurdu. Ama şimdi biraz ondan uzaklaştık. Hem çalışan için hem çalıştıran için. Ben konuşmanın başında dedim ya, bu bir takım çalışması. Takım çalışmasında hem iş yeri sahibi, hem yönetim kadrosu, hem de çalışanlar mutlu olduğu sürece sistem başarılı olabiliyor. Veya ortaya iyi bir ürün çıkıyor. Onun yanında işte tasarım desteği aldığınızda ürün kağıt üzerinde kalmıyor, satılabilecek bir ürünse, pazarda yer buluyorsa ayrı bir keyif alıyorsunuz. Bunu tasarımla desteklediğiniz zaman çok daha farklı boyutlara gidiyor. Mobilyada da bu çok önemli. Şimdi sadece telefon sektöründen söyleyeyim. iPhone'a 4 bin lira para veriyorsunuz. Ama onun yanında 400 liraya, 500 liraya da ona benzer işlevleri gören telefon bulma şansınız var. Niye gidip iPhone'u seçiyorsunuz? Bir marka bilinirliği var, bir tasarım özelliği var. Bir takım şeylere kolay erişebilmek, daha kolay kullanım menülerine erişebilmek gibi bir takım üstünlükleri size onu almaya zorluyor. Yani bütçeniz yetmese de almak için gayret gösteriyorsunuz. Mobilyada da öyle. Mobilyada ucuz mobilya, sıradan mobilya yapmaktansa tasarım ağırlıklı ve tercih edilen mobilya yaparak bir üst segmente yer almak her zaman için bizim hedefimiz. Şu anda biz onun için çabalıyoruz. Başlangıcımız Ercan'ın da söylediği gibi çelik eşya diye adlandırdığımız metal mobilya olmasına rağmen bu evrimin içinde biz ahşap mobilyaya da 1987 yılından itibaren girdik ve şu anda da sektörde bizim gözümüzde tabii iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bu yeterli değil. Marka bilinirliğimizi ön plana çıkararak çok daha hak ettiğimiz çok daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bu şımarıklık demeyeyim ama gönlümden geçen durum. Tabii burada üçüncü kuşak da çok önemli. Onlar da işe sahip çıktılar. Sabah konuştuğumuzda Oğuz Bey'in çok güzel bir şeyi vardı, vurgulaması vardı. Aile şirketlerinde 27 yıllık bir ortalama süreç tespit edilmiş. Tabi bu İngiltere'de yüzlerce yılı geçiyor. Japonya'da hele 800 yıllık, 900 yıllık aile şirketlerinden bahsediliyor. Ama Türkiye'de maalesef bu çok yürümüyor. Yalçın'ın onunla ilgili çok güzel bir benzetmesi var. Birinci kuşak işi kurar, ikinci kuşak birinci kuşakla birlikte işi genişletir, büyütür, üçüncü kuşakta sanat tarihi okutuyor. Değil mi Yalçın? Yani Yalçın'dan ben de öğrenmiştim. Tabii ben bunu söylerken sanat tarihini küçümsemek için söylemiyorum. Ama esas işinizin dışında başka bir kültürel faaliyetle işi götürmekte tabii ayrı bir şey. Biz bu üçüncü kuşak sayısını 6'ya, becerebilirsek 8'e, 10 kuşağa çıkartmayı hedefliyoruz. Şimdi ben gene toparlayayım. Ben 3 konuya değinerek, önceden söyleyeyim mi? Sonra dağıtmayayım. Gene dağıtıyorum. Önce bir ERSA sürecini anlatayım. Sonra bir tasarımdan biraz bahsettiğim. Daha sonra da dernekten ve sektörden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz organize sanayideki arsamıza çalışıyoruz. Boğam pazar günleri gelirdik, gezerdik. Her şey çok yavaştı. Altyapı ihalesi olmuştu. İşte mahkeme olmuş falan. Neyse onları atlattık. Biz inşaata başladık. İnşaatımızı yaptık. Boğam çok demokratik bir insandı. Dediğimiz gibi çok severiz. İşte fabrikayı yaptık. İş renge geldi. Unutamıyorum. Kırmızı bir renk yaptırdı. FEKA diye bir şirketin genel müdürü geldi. Numune yaptırdı. Tamam dedi. Bakın dedi. Hadi karar verin dedi. Ama dedi kırmızı olacak dedi. Ki hiç o zaman kırmızı renkli bir fabrika yoktu. Yani hep aynı renkte düz veya beyazdı. Mesela hatırlıyorum. Portugal rengi. Mesela biz çelik eşya başladığımızda da İstanbul dahil herkes sacın köşesini çelikle çizip makasla çıkarırdı. Boğam bu işe başladığından itibaren hiç makasla köşe çıkartılmadı. Hep kalıp yaptırdı. Çünkü bir yatırımdı. Onun kaliteyi arttırıyordu, bir standartizasyonu sağlıyordu ve hep resimlerini kendisi çizerdi. Sektörde farklılık, yani Arçelik'ten iş alması aslında bu devlet malzemeleri ve ihaleler bizi terbiye etti. Yani ihale belli, sayı belli, teslim zamanı belli. Bu bizim de hızlı büyümemizde bir araç oldu bize. Çünkü orada işte muayene var, kontrol var. Yani boyanın kalınlığı ölçülürdü dediğim gibi, sacın kalınlığı ölçülürdü. Sizi artık bu kanımıza giren bir kalite anlayışı vardı. Bundan taviz veremezsiniz. Yani saç 0.80'de 0.80'dir. Çünkü altta olduğu zaman bunu teslim edemezsiniz. Bu bize bir alışkanlık yaratmıştı. Biz Sincan'daki fabrika yaptığımız zaman sunta kesme makinesi aldık. İtalya'dan aldık. Çok gezdik. Yurt dışında da fabrika çok gezdik. Bunun da bize faydası oldu. Aldığımız sene Türkiye'ye faks yeni gelmişti. Düşünün. Yani biz gene NC kontrolü sunta kesme makinesi aldık. Faks makinesi de yeni gelmişti. Biz bu yatırımlarımızı yaptık. İşte devlet malzemede laminata geçti. Postromik makinesi alacağız. Bir yolda da düşündüm. Aslında Türkiye'de 2-3 tane iyi makine distribütörü olan insan var. Bunlar da şu anda yaşlanıyorlar. Bunlar da makine satmak için tabii yurt dışına gidip distribütörlükler alıp bunlar da bizlere satmaya, bizlere tanıştırmaya çalışan insanlar. Bir postromik makinesi, bir gün Nuri Baylar'dır bir tanesi. Geldi ya dedi, Ercan dedi, benden de yaş olarak çok büyük. 70'in üzerinde zannediyorum şu anda. Bir Amerika'da makine var dedi. Şunu dedi bir gidip baksanız dedi. Ben de şimdi genciz tabii koşturuyoruz. Tamam dedim. Baba dedim gider miyiz? Gideriz. Yılını hatırlamıyorum şimdi. 93'te biz Amerika'ya bir tane Cincinnati biri de Arizona'ya düşünün. Makinenin de bedeli $50.000. Yani harcadığımız para belki toplamda 3 kişi gittik. Uçağa bindik o zaman şata ama gittiğimiz zaman mesela o da benim ufkumu açtı. Amerika'ya gittim, her şey çok basit. Çok sade. Mesela laminat kesilmiş geliyor, ölçüyü veriyor. Ya şimdi Türkiye'de laminat alıyorum, üretimine ben uğraşıyorum. Şimdi demin söyledim, mühendis yaptırdınız. Ben de medefe yaptırmaya, sunta yaptırmaya, ray yaptırmaya, laminat yaptırmaya o kadar çok emek verdik ki. Gittik Amerika'yı, baktık çok küçük küçük atölyeler ve teknoloji çok geri. Yani onlar İngilizlerden etkilenen kırmızı tutkal atıyorlar. Isıyı görünce kalkıyor. Döndük, ne yapacağız dedi. Valla dedim ben Alman'a devam. O da biz Alman Homak grubundan alacaktık makineyi. Tabii Alman'da hep şöyle, Almanlar da şuna ben çok seviyorum Almanları. İnsan olarak ve ülke olarak değil, yanlış olmasın, politik bir şeyim yok. Soğuklar, 2 kere 2 4. Gittik gene makine alacağız. Adam tutturdu, emin misiniz? Ya sana ne kardeş, makine alacağız. Makinelerin, fabrikanın boyunu söyle, kullanacağın laminatı söyle, işte sunta kesimi alacağız. Ya dedim, bezdirdin bizi ya, ne yapacaksın diyor, kaç tane yapacaksın? Ne bileyim diyorum, ne yapacağım, önce makineyi alalım. Yani gerçekten Almanlar böyle, İtalyan'a gittiği zaman sana bir lazımsa 10 katını verirler. Onlar için sıkıntı yok, aynı bize benziyorlar. Onlar hemen makineyi satarlar ve sektörde çok uğraştığım için bir gün Konya'da bir arkadaş geldi. Bir arkadaşım ziyaret etmiş, bir sunta kesme vermiş. Adamın tesisine sığmış, içeri giremiyorlar dedi. Mesela bir sunta kesme isterken depoyu sordu bana. Yani hangi ebatta? Deponuz kaç metrekare? Şimdi bir hesap kitap meselesi var. Onun için Almanların başarısı boşuna değil. Gerçekten çalışıyorlar ve onun için başarılar. Biz bu makineleri aldık. Doppler makinesi aldık. İşte kenar banttan aldık. PV'si aldık. Hep biraz da yeniliği takip ettik yurt dışı ziyaretlerinden. Sonra bir gün Koray İnşaat geldi. Dedik ya biz Sabancı Center yapıyoruz. PV'si ile tanıştık. Kenar bantlama. Onların Sabancı Center'ın 2 seneye yakın Haydar Hocam o zaman çalıştık işte. Başımızda bekledi. Laminatlar geldi tır. Amerikan projesiydi. Formica İngiliz geldi. Tabii onlardan da çok şey öğreniyorsunuz bunlar yapınca. İşte Haydar Hocam'dan nasıl presleneceğini, nasıl soyacağını başımızda bize pöstekiyi saydırdım derler. Haydar Hocam bize çok emeği oldu. Çok şey öğretti. İlk teslimatlar yaptık, gönderdik, bir haber geldi. Sabancı'nın şunu tanıyorum, dolaplar ters. Yani kamyonlar mal yollamışız ki dolaplar da Sabancı Center gelirseniz çok tavana kadardır, yüksektir. Ondan sonra telefonu düşündük, hocam dedim ya bir arayalım mı? Aradık, montajcısı var Koray'ın. Dedim dolabı bir ters çevirmişiz, dolabı ters çevirdiler düz. Yani şimdi kuran arkadaşı dolabı ters kurmuş tabii. Öyle olunca dolap düzeldi. Biz uzun zaman sektöre laminat mutfak tezgahı sattık. Çünkü postforming makinesi bizdeydi ve laminat mutfak dolabı kapağını panel olarak yaptık, sattık. Ankara'da da aslında yani bir yan sanayi gibi işi de bilince laminatla işte ilişkilerimizden dolayı bir 10 sene kadar böyle bir hizmet de verdik. Daha sonra işte Ersal'la ilgili başka ne anlatabilirim? Tasarımla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Ben 1999 yılında İlk işte bu işlere girdim. Baktım kendi ürünlerimizin olması gerektiğini derneğe de girince onu anladık. Ondan sonra Sezgin Akın Hocam var. Onunla bir çalışma yaptık 2000 yılında. Çok çalışma yaptı, getirdi. Dedim hocam ben bunu hiçbirini üretemem. Çünkü işte kenar bantını getiriyor, birleştiriyor, yuvarlak. Ya bunun ek yeri olacak. Yani bir de bir şey var ya, çirkin olacak. İşte bunu şöyle yapalım, böyle yapalım. Dosyası duruyor. Geçen gösterdim, alın vermedim ama. İmzası falan var, teklifi var. Daha sonra Almanlarla Homak Grup, şurada yani Homak Grup'ta mobilya sektöründe Almanların bir dünya devi, bir ima var zaten, 2 firma yapıyor. Onlar şurada grupla tanıştık ki biz aslında şöyle tabii yani bu cehaletimiz dediğim fabrika erişimlerin hepsinde Almanlara para vererek yaptık, beraberce yaptık. Belki başarımızdan biri de sırrı budur. Yani fabrika yerleşimimizi çok büyük bir sermayemiz yoktu ama onlardan para ödeyerek her seferinde, en son fabrikamızda öyle yaptık. Şuler grubuyla tasarım anlaştık. İşte 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay çalıştılar. Sözleşmemiz vardı. Sonra baktık, bizde çalışan arkadaş bir rahatsızlık geçirdi. Sonra eleman değişti. Sonra bir Türk çıktı kız. Ben de yurt dışında bir Türk işin içine girince hiç başarılı olmuyor maalesef. Yani bizim adımıza başarılı olmuyor. Başladı işte ya biz sözleşmemizde 50 saat yazıyordu. 50 saat çalıştık. Ya ürünü beğenmiyoruz. Masa çizmiş, getirmiş. Bunda bizim ne işimiz var? Dolap çizmiş, dolap ayrı çizmiş. Ya biz de ürün istiyoruz. Böyle bekliyoruz İtalyanlar gibi. Buradan nereye geleceğim? Şimdi Ece ile Oğuz'u tanıştık. Uzun zamandır tanışıyoruz. Diyoruz ki bardak 2 tır çizim geliyor. Hazırlık ya. Bunlar nerede çizdiniz? Ne zaman çizdiniz? Yani render'ı biliyorum. Render alsanız zaman yetmez zaten. Gece 24 saat maşallah yani o bakımdan gerçekten işlerini severek yapan nadir insanlardan birisi. Ben çok tasarımcıyla çalıştım, konuştum, yurt içi, yurt dışı. Ben Türkiye'de gördüğüm en büyük eksiklik, maalesef hiçbirimiz Yaptığımız işten mutlu değiliz. Çok sevmiyoruz. Hemen başka bir iş yapabilir miyiz diye yapıyoruz. Ama Batı kültüründe garsonsa da işini severek yapıyor. İşte aşçıysa da yapıyor, çöpçüyse de yapıyor, şoförse de işini severek yapıyor. Bizde niyeyse böyle bir mutsuzluk ve çok çabuk zengin olma hayali ve bir şeyler olma hayali var. Bence bizim mesleğimiz de bu var. Mesela ben Gazi Üniversitesi uğraşıyorum. Geçen sene Gazi Üniversitesi ağaç işleri endüstri mühendisi oldu. Teknik okulu bozdular. 7 tane öğrencisi vardı. İsmini değiştirmeye çalıştık. Kendi okulda halledemediler işte. Yani ben uğraşıyorum sektör mühendisliğinden. İzin vermemişler. İç tasarım, mimari gibi bir şey yazdılar. Demişler ki ya tasarım ayrıca var. Sıkıntı ne? Eleman, yani üniversiteye öğrenci bulamıyorsunuz zaten, yetiştiremiyorsunuz. Buradan öğrenci yetişecek, mobilya öğrenecek, sektör öğrenecek ki bize faydalı şeyler yapacak. Üçüncü olarak da dernekte de ilk dernek başkanı olunca şöyle bir hedef koymuştum kendime. Baktım çok kavga dövüş var, kopya. Bizim sektörde çok var o. Mutfakta ve ev mobilyasında yok. Hatta ev mobilyacılar arasında konuşurken şöyle yapıyorlar. Ya biz yıllarca fuara falan başlattık. İşte dernek olarak fuar yapıyoruz. Mobilyacılar işte fuar yapıyor. Bakıyorum afişlerde bizim evcilerin ödül ürünleri var. Ya dedim sizin bir tane ödülünüz yok mu kardeşim? Yani yıllardır en son Mobi Raşit Bey'i hatırladılar. Onun ürünü koydular. Genellikle ofisçilerin, farkındaysanız siz de, bütün fuar afişlerinde, tasarımda, şeyde ofisçilerin ödül alan ürünlerin objeleri kullanılıyor maalesef. Dernekteki en büyük idealim bir ERP. Bütün üyelerimin olması. Niye? Haksız rekabet veya yani iyi analiz, maliyette herkes hakim olursa, fiyatlar uygun çıkarsa sektörün kalitesi de artar. Sektörün kalitesi için herkesin para kazanması lazım ve adil olması lazım. Çok başarılı olamadık çünkü o kültür de Türkiye'de yok. Yani biz işte Yalçın'la da çok, Yalçın'la beraber yani büyüttüm demeyeyim de onun İngilizcesi çok iyi olduğu için beraber çok dünyada her yeri gezdik. Soruyoruz şimdi fabrikaya gidiyoruz, adama diyoruz ki ya programın ne? Adam şöyle bakıyor, yani niye soruyor bunu diyor herhalde. Çünkü o su gibi onlar için, elektrik gibi yani bir bakıyoruz SAP, kiminde Aksap'ta falan. Ama biz daha Türkiye'de yani gerçekten mobilya üretip de ERP'yi başarılı kullanan parmak, bir elin parmağı kadar firmamız maalesef. Bu da ne yaratıyor? Verimsizlik yaratıyor. Haksız rekabet yaratıyor. Sektörün gelişmesini engelliyor aslında. Bunları çözmek lazımdı. Bir tasarımla herkesi buluşturmak. Burada biraz başarılı olduk. Biz fuarlarda tasarımcıları çağırdık. Sağ olsun arkadaşlar da ilk Adnan Serbest'le başlayan bir süreçte uğraştık. Tasarımcılarla bizim üreticileri buluşturduk. Çünkü onlara göre de bir tasarımcıyla söyleşme yapmak da o kadar zor ki, bir önce Almanlar örnek verdim. Ben sevmeyen tasarım da çoktur, seven de vardır. Çünkü diyor ben çalıştım, bunu yapacaksın. Ya tamam da yani bir brief veriyorsunuz, karşılığında da sizin de bir tecrübeniz var. Tabii onlara da hak veriyoruz. O da ayrı bir konu. Bunu şu anda girmeyelim bence uzun süredir diye düşünüyorum. Ya Hakan Hoca ile bile kapıştık, Hakan Gürsü. Yani bana kızdı. Ya hocam dedim, ya sözleşme yazmış, ben çizerim diyor, 3 tane derim diyor, yapacaksın. Ya böyle bir şey yok diyorum hocam. Yani bu sefer de ne oluyor? Sektör tasarımcılardan kaçıyor. Yani aslında 39 tane onaylamasam da tasarım fakültesi var. Tam 39'da kalmıştım, bilmiyorum. Belki şimdi 40'ı geçmişizdir. Burada kaç? 53-27'sinde eğitim varmış. Yani düşünün, yani bu böyle bir şey yok. Geçen de gene aynı şey mevzu oldu. Az öz olan değerli oluyor. Yani 53 tane veya 39 tane tasarım fakültesi yapınca buradan bir şey çıkmıyor. Yani mimarlıkta öyle, işletme, iktisat, her şeyde. Ben bazen sohbet ediyoruz. Avukat, biraz da meraklıyım. Neyse, yaradırış. Ne mezunusun diyorum. İşte diyor ki Başkent Üniversitesi. Baba burslu mu? Evet. İstiyorum, babanın parasıyla avukat olmuş. Bana ters geliyor mesela. Yani parayla okuyup avukat olmak, hakim olmak. Yani bunun da bazı mesleklerde meleke, şimdi bir önce hocam eğitimden bahsetti, ben de çok uğraştım. OSEP, Şuraklık Okulu. Mesela biz bir proje başlattık, sizin tameme benziyor. İşkur'un Almanlardan aldıkları bir şeyi var, kutusu. Getiriyor, önüne koyuyor. Çocuk 15 dakika içinde, biliyorsunuz hocam, elektrikçi mi, mekanikçi mi, sanatçı mı, ne olduğunu söylüyor ortaokul bittiği zaman. Ya bu kadar basit. Biliyoruz, elimizde var, kullanmıyoruz. Adam gidiyor, okuyor, elektronik, yolda konuştuk. ODTÜ'de 7 sene okuyor, elektrik mühendisliğini, kazara annesi babası söylemiş, benim gibi birisi söylemiş. Ondan sonra mutsuz, mesleğini değiştiriyor. Aslında çözümünü de biliyoruz, her şeyi biliyoruz, yapamıyoruz. Dişçilik bir sanatkar işi, doktor demiyorum ben, dişçi Ortopedist melekesi olmayan bir insan bunu yapamaz. Diş ya, düşünün, ağzınızda çalışacak. Yani onun görseli, rengi, tasarım tamamen, yani bir el sanat hepsi olacak bir arada. Mobilya da bunlardan önemli birisi. Mobilyayı bir kere geliştireceksek, sektörü büyüteceksek, çünkü biz de yavaş yavaş tıkanıyoruz. El mobilyası ihracatı yapıyoruz. İhracat yaptığımız, ben sektöre geçtim, onu konuşurum ama Azerbaycan, Irak, belli pazar, ürün kalitesi belli. Ne oldu? Hemen tıkandık, düştü. Şimdi işte kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi özgün ürünlerimiz olması lazım. İlla yani bu klasik katma değeri olan ürün değil. Bir şeyler de bulmamız gerekiyor. Geçen yeni bir hikaye değil de buluş da yapmamız gerekiyor. Geçen gene bir arkadaş örnek verdi. Türkiye'de otomobil üretecekse elektrikle veya suyla çalışsın. Yani normal üretilen bir otomobil için bir fabrika yatırımı yapmaya gerekiyor. Zaten adamlar bunları aşmışlar. Maliyeti belli, kazandığı para belli. Farklı şeylerde büyümemiz gerekiyor. Mobilyada 280 bin üzerinde çalışan var direkt. Dolaylı olarak 1 milyona yakın çalışan var. Biraz emek yoğun bir sektör. Çok fazla istihdam yaratıyor. Bunlarla ilgili bilgiler isterseniz daha sonra verebilirim. Bence Türkiye için önemli bir sektör. Biz şimdi Ankara'da yeni bir proje başlatmak istiyoruz. Hatay'da ve Kayseri'de güzel çalışmalar oldu. Eski tarihsel şeyleri yenilemek veya usta yetiştirmek. Şu anda mesela makineleştik, boya hatları aldılar. Hiç kimse kullanamıyor. Niye? Teknisyen geliyor, eğitiyor. Eleman 3 ay sonra kaçıyor, gidiyor. Makine orada bekliyor. Belki 1 liraya mal edeceğim şeyi yanlışı bilmediği için patron da inemiyor. Herkes büyüdü. Hepimiz patron olduk. Herkes patrondu. Eskiden herkes bakıyordu. Bu tür yanlışlıklar var. Benim idealim Bezirbirsek, Ankara'da da bir tane de İnegöl'de belki mobilyanın yoğun olduğu şehirlerde merkezler kurup döşemeci, boyacı, işte oymacı olabilir. Sanatkarlar yetiştirmek lazım. Tekrar buna hızlıca sahip çıkmamız lazım ki hem verimini artıralım, hem karımızı artıralım. Bir de bu alınan makineler, yapılan tesisler verimli çalışabilsin. Biraz da bunun için de uğraşmamız gerekecek. İnşallah uğraşacağız. Yani ilk meslek liselerinin kuruluşunda, sanat okulu kuruluşunda 1. sınıfa gelen öğrenciler 2'şer ay o ilde hangi meslek dalları varsa, ağaç işleri diyelim, metal, tesviye, elektrik, 2'şer ay bunların içerisinde dolaşır. Yıl sonunda çocuk hangisinden yüksek puan almışsa temrinlerinden ona yönlendirilirdi. Şimdi öyle bir şey yok. Onun için de iyi eleman bulmak, yani mesleğini seven ve mesleğinde başarılı olacak öğrenci bulmak çok zor olur. Teşekkür ederim. Hocam buradaki şeyin amacı ne aslında? Burada işte şimdi anne baba endüstri mühendisliğine öğrenci göndermiyor. Diyor mobilyacı mı olacak diyor. Gitsin diyor AVM'de satçı olsun. Bu da klasik ama ya da güvenlikçi olsun. Şu anda hizmet sektörü, bakın Türkiye'nin %46'sı hizmet sektöründe çalışıyor. İstihdam. %16'sı üretimde çalışıyor. Hep beraber diyoruz ki uçacağız. Nasıl uçacağız? Yani %16 istihdamda, üretimde varsa, yani burada dediğim gibi her şeyi biliyoruz, yapmıyoruz. Mobilyanın ya da bir mobilya ustası olmanın da güzel bir şey olduğunu, boyacılığın güzel olduğunu, güzel bir döşemecinin bile altın bilezik olduğunu gibi, bunun da STK'ların, sizlerin, yani herkesin söylemesi lazım ki insanlar gidip mobilyacı olsun, döşemeci olsun, bu sanatkar öğretsinler. Maalesef insanlar bunu yapmıyor. Bir şey söyleyebilir miyim Ercan Bey? Şimdi demin anlattıklarınızda tabii ben aynı yaşadığım için olayları sizinle aynı noktada birleşiyorum. Bir kere mobilyanın mobilya endüstrisi olarak kabul etmemiz lazım. Yani bunu bir kere peşinden kabul etmezsek, el oymacılığı, el yapımı bir ürün olarak kabul edersek bu başka bir olay. Ama siz mobilya endüstrisi olarak kabul ederseniz, demin anlattığınız Homak'la ben de çalıştım. Onun için tanıyorum. Şubeleri falan hepsini tanıyorum. Bunlardaki amaç, biz de zaten o zaman mecbur olduk 10 kişi getirmeye, 12 kişi getirmeye. Başka çaremiz yoktu. Makineyi almak bir şey değil. Adam al diyor makineyi. Bey, Türkiye mobilya sektörünü o 10 kişi bence büyüttü. Evet. Ben onun için size anlatmaya önem verdim. Evet. Ben nereye gittiysem hep Kelebek'ten izler vardı. Kelebek'te çalıştım. Evet. Kelebek'te çalıştım. Yani onlar geldi. Belki 5 sene, 3 sene sizde çalıştı. Tabii. Emekli oldu. Birileri buldu. Onu götürdü. Onların fabrikasını kurdu. Bu insanlar Türkiye'deki endüstriyel mobilya büyüten, ben onun için Ercan Bey'in gelmesini istedim. Bu olayı çok insan bilmiyor. Şimdi zamanlama bizim geri Ankara'ya dönmemiz nedeniyle biraz toparlamamız gerekiyor. Ben bu noktadayken aynı zamanda İhracatçılar Birliği'nde de görev aldığım için yıllar itibariyle takip ediyoruz. 150 milyar dolar civarında bir ihracatımız var. Bunun 1 milyar 800 milyon yanlış rakam hatırlamıyorsam. Orada da rakamlarda tereddüt var ama yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir mobilya ihracatımız var. Sektörler itibariyle baktığımızda mobilya katma değeri en yüksek olan sektör. Yani bir otomotiv sektörü işin lokomotifi olarak görünüyor ama 20 milyar dolar civarında bir ihracatı varsa bunun içinde belki abartıyor da olabilirim. 1 milyar dolar civarında bir katkı var, katma değer var. Gerisi yurt dışından ithal ettiğimiz malzemeleri montaj yaparak tekrar ihraç etmek. Diğer sektörlerde de öyle ama mobilya tamamen farklı bir şey. Orada ham madde zaten ülkemizde üretiliyor. Aksesuar da az önce sizlerin de söylediği gibi çok iyi aksesuar üreticileri de var. Üretim de zaten emek yoğun bir üretim olduğu için aslında bütün bileşenler mobilyanın daha da yaygınlaştırılarak tam bir endüstri haline getirilerek orada bir İtalyan ekolü gibi bir Türk ekolü yaratılarak tasarımın da katkılarıyla ihracatta önemli bir paya sahip olmasını hedefledik. 2023 500 milyar dolar içinde de 6 milyar dolar gibi bir rakam hedeflenmişti ama tabii 2023'e de çok bir şey kalmadı. O rakamlar zannediyorum 300-320 milyar dolarlarda revize edilecek. Onun içinde de en azından oradaki rakamı 3,5 milyar dolarlara falan getirebilsek bizim için bir başarı olacak. Merhabalar. Ben de Ece ile birlikte tasarım okuduğumuz yıllardan beri takip ediyorum mobilya sektöründe. Verdiğim dersler kapsamında da bir sürü firmayla nasıl geliştiklerine dair çalışmalar da yaptık. Nurus'tur, koleksiyondur, hepsine baktık. Biraz biliyorum, takip ediyorum şeyi. Bir takım çalışmalar biraz geriye mi gidiyor? Yani mesela Hacettepe'de Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü vardı. Tepe Mobilya'yı desteklemek için kurulmuş zamanında. O kapatıldı bildiğim kadarıyla. Yani çünkü hani çok insanlar işte ağaç işleri endüstri mühendisi olmak istemiyor, daha havalı alanlara gitmek istiyorlar falan gibi. Şimdi tekrar açılmaya çalışıldığını duyuyorum, hani Gazi'de dediniz, bilmiyorum. Yani bir takım şeyler yapılmış, görülmüş ama onlar biraz geriye gitmiş gibi. Bir de benim gördüğüm kadarıyla mesela çok fazla yarışma var bu ihracatçı birliklerinin açtığı. Bu sizin başınızda olduğunuz şeyin de, evet, onu da görüyorum. Moster'in var. Ben onu da söylemiştim hatta işte. Benim abim orada ama ben karşı olduğum için ben hiçbir tarafta yarışma yapmıyoruz. Ben mesela şeyi biliyorum, yani biliyorum ihracatçı birlikleri çok seviyorlar bu yarışmaları. Ama çok fazla şey çıkıyor ve bunlar değerlendirilmiyor ve benim gördüğüm kadarıyla yani sektör de ilgilenmiyor bununla. Ve benim şeyi de görüyorum. Mesela ihracat işte Avrupa'ya yapamıyoruz. Tamam, o zaman Irak'a yaparız, Afrika'ya yaparız. Yani halbuki aynı şey değil. Yani Avrupa'ya yaptığınız şeyde katma değeri çok daha yüksek ürün üretmeniz lazım. Yani şey değil. Yani malı satmak sadece sektörü geliştiren bir şey değil. Yani böyle yanlış, hani sadece işte ya da ihracat rakamı, belki hani satıyorsunuz malı ama nereye satıyorsunuz ve nasıl bir mobilya satıyorsunuz? Bu çok önemli. Nitelik pek konuşulmuyor ve benim gördüğüm mesela işte çağırıyorsunuz, İtalya'dan konuşmacı çağırıyorsunuz, işte fuar açılışında konuşuyorlar. Protokol konuşmasında işte bütün sektörden insanlar oluyor. Tasarımcılar konuşacak, herkes ayrılıyor yani. Ya böyle bir siyasete endeksli. Evet, yani böyle siyaset, ben şey söyleyeceğim, yani siyasete endeksli götürmek sektörü geliştirmiyor. Yani ve ben gelişmediğini görüyorum. Hani tabii gelişiyor sizin gibi, hani tek başına tek firmaların bir takım başarı öyküleri var ama genele baktığımız zaman sektörün çok geliştiğini görmüyorum ama o Hatay'da yaptığınız çalışma, Sezgin'in falan katıldığı şey, onlar bence önemli. Yani şey, zanaatların yaşatılması vesaire bir şeyler. Ama bence biraz bütüne bakmak ve biraz bu kadar siyasete endeksli götürmemek ve hani böyle göz boyama hareketlerinden de sanki kaçmak lazım. Yani işte yarışma yapıyoruz, işte ihracat yapıyoruz ama nereye yapıyorsunuz ve nasıl şeyler ihraç ediyorsunuz, yani biraz böyle niteliğe de bakarak şey yapmak lazım. Hani bu nitelik artırıcı her türlü harekette sizin gibi, yani kendi işinde de niteliği artırmış firmaların, yani ben Ece ile yaptığınız falan çalışmaların şeyi, kalitesi çok yüksek. Ben takip ediyorum, yani üretim kaliteniz falan da çok iyi. Bu firmaları bence sektörü biraz yukarı çekmek için özellikle el mobilyası, ofis mobilyası her zaman Alpayer'in yaptığı çalışmada da bu çıkmıştı da, doktora tezinde. Ofis mobilyası her zaman ev mobilyasının önündedir. Çünkü satın alan kişiler daha nitelikli olduğu için, yani işte daha kurumsal firmalar ofis mobilyası aldığı için, yani işte bankalardır, bilmem nedir. Ofis mobilyası her zaman nitelik olarak daha yüksek eve göre. Bu zaten şey, yani ofis mobilyası sektörünün biraz daha evi de lokomotif, yani yaptığı çalışmalarla lokomotif olması gerekir diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bir önceki konuşma sırasında siz dediniz, yani Türk aleti, Ar-Ge ve tasarımda ne durumdasınız diye Yalçın da bir şeyler anlattı. Bunun tabii çok daha fazla sayıda firma tarafından bir kurum kültürü olarak benimsenmesi ve gerçekten hakkını vererek hak edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz Turkualiti'yi alalım ya da işte Ar-Ge merkezi projesini kabul ettirelim ya da tasarım merkezi projesini kabul ettirelim de devletten bir takım destekler alalım, sonrasında bakarız değil de gerçekten kurum kültürü olarak benimseyip süreci de ondan sonraki dönemde verimli bir şekilde kullanmak gerektiğini düşünüyorum. İkinci konuda hocamın da çok iyi bileceği gibi, sizin de çok iyi bileceğiniz gibi, sizlerin de bileceği gibi 1960'lı yıllardan sonra özellikle teknik liseler, öğretmen okulları ve bu tür mesleki okullarda çok güzel atölyeler kuruldu. O zamanki imkanlarla çok güzel makine parkları yapıldı. Ama bir süre sonra onlar yenilenmeyince bu sefer firmalar kendi makine parklarını güçlendirdiler. Süreç tersine döndü. Biz şeydeki okullardaki atölyeleri gezip bir şeyler öğrenirken birdenbire baktık ki onlar olduğu yerde kalmış, makinalaşma sürecine giren fabrikalara bu sefer okullardan öğretmenler ve öğrenciler ziyaretçi olarak gelmeye başladılar. Her şeyin temelinde bence devletin sahip çıkması gerekiyor. Tabii devlet her sektöre ne kadar sahip çıkar bilemiyorum ama burada da işte Ercan'ın da başında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının kendilerini çok iyi anlatıp tabiri yerindeyse bir şeyler kopartmaları gerekiyor ki sektör biraz daha iyi bir yere gelsin. Son bir cümle olarak söyleyeyim. Biz Türkiye'de mobilya ihracatında ortalama 2 dolar, 2,5 dolar civarında bir kilogram fiyatıyla ürün ihraç etmeye çalışırken bunu İtalya, Almanya gibi ülkeler en az 7 dolar civarında ürün ihraç ederek miktar yerine kaliteyi ön plana çıkararak çok daha para kazanıyorlar. Onlar da keyif alıyorlar. Müşteri de keyif alıyor. İtalyan mobilyası aldım diye, Alman mobilyası aldım diye keyif alıyor. Biz de aşırı rekabetten dolayı ucuz ürün üretmenin derdine gidiyoruz. Neden tasarruf edersek ihracat şansımız ya da iş alma şansımız artar diye çabalıyoruz. Onda da işte o zaman da bazı şeyleri eksik bırakmak zorunda kalıyoruz. Ben başka bir soru yoksa teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Şimdi biraz önce aslında anlattım nedenleri de. Şimdi Almanya'da Wood Engineering diye bir şey var. Hacettepe Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği'nin karşılığı. Şimdi insanlar dediğim gibi mesleğini seviyor ve işini yapıyorlar. Şimdi Hacettepe Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği de aslında ölü doğan bir proje. Teknik olarak yüksek okul olması gerekiyor. Belki yüksek okula ihtiyacımız var. Şimdi şeyi de karıştırıyoruz. Endüstri mühendisi diyoruz. Benim bildiğim bir bakan var. Hacettepe Ağaç İşleri geçmişte yapmış. Hacettepe Ağaç İşleri yazmadı. Endüstri mühendisi yazıyor. Şimdi utanacağı bir okul okumuş. Onu kartvizisinde veya title'ında kullanmıyor. Bizim mühendislikten ziyade aslında teknik yüksek okullara ihtiyaçlarımız var. Mühendis içeri girmek istemiyor. Şimdi bunu söylerken devleti sadece tekrar tuşlamamak lazım. Herkes masa başında oturmak istiyor. Kimse üretime girmek istemiyor. Biz bunun farkındayız. Geçen biz ARGE merkezi olduk. Ben bunu herkese söylüyorum. İlk Samet oldu ARGE merkezi. Daha sonra Çilek oldu. Çilek'e kutluyorum. Ben aynı zamanda Sanayi Bakanlığı ARGE komisyonu üyeyim. Fabrikalara ben gidiyorum. Denetime en son rapor verirken. Bunu da sektör meclisinde de konuşuyorum. Şu anda 5 oldu. Yanlış bilmiyorsam ARGE merkezi olduğumuz. Bir büyük holdingde gene geçen gün bizden sonra aldı. Ona da ben gittim. ARGE merkezindeki çalışanlar makine mühendisi, endüstri mühendisi, matematik, fizik, biyoloji. Yani orman mühendisi okulları var. Yanlış bilmiyorsam 5 tane. Gene dışarıda da Manisa'da falan da okullar. Aslında bir ondan fazla bunun bölümle ilgili okul var ama çalışanların hiçbirisi bununla ilgili değil. Mesela orada 200 kişi aldılar ARGE merkezine. Bunu da konuştuk, söyledik. Dedik ya siz biraz daha alın. Bir de yeni çıkan kanunla öğretmenim sizin okullar, teknik okulları, üniversite mezunlarını ARGE merkezlerine çalışamıyor. Ben bunu Ekonomi Bakanı'na da söyledim. Teşvikte yanlışlık var. Tasarım merkezlerine çalıştırabiliyoruz. Mesela bizde 15 tane yakın sizin okul Gazi Ağaç İşleri Teknik Okul mezunu var. Bunlar eski mezunlar. Bunları ARGE merkezine çalıştıramıyorsunuz. Onunla ilgili de bir hazırlık yapıyor. Böyle çıkmış. Yani birisi atlamış aslında küçük bir kelime bence. Ya da mobilyacı veya elektrik mezunu veya mekanik mezunuysa da bunlar ARGE merkezinde çalışamıyor. Sizin adınıza onu da biz savunuyoruz. Her tarafta söylüyoruz bu düzelsin diye. Abdülhamid Sayın Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde tarifte mühendislerin aynı görünüyor. Ve biz 8'e 1'den başlıyoruz. Mühendislerle beraber başlıyoruz. Özel sektörde ve öğretmenliğin dışında çalıştığımızda 3600 ek gösterge alıyoruz. Ancak öğretmen olursan 3000 alıyoruz. Hocam onları bilmiyorum. Benim bildiğim öğrenci yok ortada, eleman yok. Bir de Türkiye'de federasyon olarak 7 şehirde arama konferanslar yapıyoruz. İzmir'de yaptık, Ankara'da yaptık. Burada da sektörde çalışanları çağırıyoruz. Sorunlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ben özellikle İnegöl'ü de kutluyorum. İnegöl gerçekten Ankara'ya geçti. Şimdi biz de bir Avrupalı gibi davranıp kıskanma değil de Ankara'yı da tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü Ankara'da gerçekten iyi sanatkarlar vardı. Şimdi usta yetişmiyor. Ona da yani sektör aslında sahip çıkmaya çalışıyor öyle söyleyeyim. Yarışmalara çok fazla var. Bence Dizayn Türkiye bence başarılı bir yarışma. Öbür arkadaşların yaptığı da hani şöyle söyleniyor. Sadece sizde değil ki bir sürü var. Para ödülü koyarak bir şey olmaz. Yani bir de kategorilerde falan sıkıntı var aslında. Geliyor, ürünler ortada yok, üretilmiyor. Yani renderler var. Hani bu sevdirelim, coşturalım ama üniversitelerle işbirliği yapıp oradan öğrenci alıp yetiştirip onların projelerinde birebir ilgilenmek daha da etkili olacağına inanıyorum. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle size teşekkür ederim. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Tasarımcı ailemize teşekkür ediyorum. İçin geldiler. Herkese teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için. Soru varsa alabiliriz. Özlem bitirmeden bitmez. Tek bir şey söyleyeceğim. ARGE merkezleri projesi de bana biraz ARGE merkezleri desteği de biraz zorlama bir yani çok büyük sayıda yok yani 15'e düştü. Ha düştü mü? Tamam. Yani o siz belki takip edin onlara da uğraşıyoruz. Eskiden harçelik alıp yani çok büyük şirketler alıyor. Onlar hep düzeldi. Bakın en büyük sorun devlet çok şey veriyor. Ama biz şu anda bunu dilendiriyoruz. Almak zor. Yani bir şey aldığınız zaman almayla iş bitmiyor. Denetimi var. Tabii masraf, para, laboratuvar kurmanız lazım. Uğraşmanız gerekiyor. Maalesef. Denetimi var. Onun için de biz diyoruz ki biraz daha basit yapın. Evet. Güvene dayalı sisteme devletin geçmesi gerekiyor. Yani ben yaptım, sorumu dolduracak. Bir şey varsa diyoruz yakala cezasından, ama devlet biz bunu bakanlarla Ankara'da olduğumuz çok rahat konuşuyoruz. Veriyor gibi yapıyorsunuz, vermiyorsunuz diyorsunuz. Çok fazla destek var. Bir şey söyleyeceğim. Yani Ece ve Oğuz da buradayken yani mesela İngiltere'de şöyle teşvikler vardı. Dışarıdan tasarımcıyla çalışmaya da teşvik veriliyor. Yani illa tasarımcıyı kendi bünyesinde bulundurma gerekli değil. Önemli olan tasarım merkezleri kanunu incelerseniz bunların hepsi çıktı. Önemli olan firmanın tasarımcıya ulaşması. Ama kanunu anlamak, onun için de zaman gerekiyor, emek gerekiyor, yorum gerekiyor. Danışman, mesela gidiyoruz ekonomi bakanına, diyor ki danışmanla çalışın. Danışman da para istiyor, bedava yapmıyor. Yani o da bir süreç aslında, bir maliyet. Ama bence çok her karışık. Şeyden önemlisi biz bir büyük bir firmayla, şu anda Ar-Ge merkezi kuran da büyük bir firmayla mesela bir proje çalışması yaptık. Ama hiçbir şekilde tasarımcılarla buluşamadık. Yani endüstriyel tasarım bölümüyle işbirliği yaparken hiçbir şekilde tasarımcılarla buluşamadık sadece ve üst yönetimle hiçbir şekilde buluşamadık. Yani üst yönetim, bütün bunlar eğer üst yönetimin gerçekten bu konulara takip edip buna tam destek vermezse istediğiniz kadar merkez kurun, hiçbir şey olmaz. Ben şey de gördüm, daha önce çalıştık. Mesela diyor ki büyük patron, biz diyor tasarım okullarıyla çalıştık, hiçbir şey olmadı diyor. Bir sürü şey oldu, haberi yok. Çünkü orta kademe yönetici bizimle işbirliği yaptı. Yani bence yani üst yönetimin tam desteği ve bu konuları kavrayıp içselleştirmeden gidilebilecek yolda çok kısıtlı. Ar-Ge merkez denetiminde zaten ben de komisyondayım. Bakılan ve aramızda konuşuyoruz. Üst yönetime gidiyoruz, dinliyoruz. Üst yönetim etkili ve bu işi istiyorsa onay vermeye çalışıyorlar. Üst yönetim bundan bir haberse çok onay vermiyorlar aslında. Yani şöyle, aslında devlet de devletliğini yapıyor da yani sadece bir tarafla bakmamak lazım. Hep onu söylüyorum. İki taraf, üç taraflı bu ayak. Çalışan, işletme, devlet. Devlet vermek istiyor. Siz almanız lazım, emek harcamanız lazım. Tek taraflı bana ver dediğiniz zaman para verdirmek istiyorsunuz. O zaman havale yapması gerekiyor, uğraşmaya gerekiyor. Biraz emek harcamak lazım, karşılık yapmak. Tekrar teşekkür edeceğim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.